Merhaba sayın izleyiciler. Teknoloji sohbetlerinde bugünkü konuğumuz İGA'nın genel müdür yardımcısı Sayın Ersin İnankul. Aynı zamanda teknoloji şirketlerinde genel müdür oluyorsunuz Ersin Bey. Güzel kulüyesin. Hoş geldiniz öncelikle. Bu güzel sohbet için tekrar size hoş geldiniz diyorum. Hoş bulduk. Teşekkür ederim Serdar Bey. Nasılsınız? Nasıl geçti pandemi dönemi? Gerçi size nasılsınız demeye korkuyorum birazcık. Zor bir sektörden şu anda kendinize geliyorsunuz. En çok etkilenen sektörlerin başında geliyorsunuz. Biraz herhalde izleyenler de en çok sizin sektörü merak edip araştırıyorlardır. Turizm, ulaşım sektörünün göbeğindesiniz. Çok büyük bir yatırımın göbeğindesiniz. Ve tam yatırımdan nemalanmaya başlayacakken böyle pandemi çıktı. Biraz bu sürecini neler yaşadınız? Hangi yönleri etkiledi pozitif, negatif anlamda? Biraz bahsedebilir misiniz bize? Tabii. Aslında ben 24 yıldır bilişim sektörü, son 17 yılı havacılık sektörüyle geçti. Ben 17 yıllık bu havacılık sektöründe, özellikle havalimanı tarafında hiç böyle bir krizle karşılaşmamıştım. Biz SARS'ı, MERS'i gördük, bu yanardağ krizlerini falan gördük ama hiç böyle büyük çaplı bir krizi daha önce görmemiştik, yaşamamıştık. Tabii 100 yılda yaşanabilecek bir felaketin tam ortasındayız. Hep birlikte onunla mücadele ediyoruz. Turizm ve havacılık sektörü bunu en derinden yaşayan sektörlerden biri oldu. Globalde %64'lerde bir düşüş yaşadık. Biz de tabii İstanbul Havalimanı olarak bunun ki dünyanın en çok uçulan ilk 5 havalimanından, Avrupa'nın ilk 2 ya da ilk 3 oluyorduk hep. Havalimanından bir tanesi olarak en derin olarak yaşadık. 2020'nin tam Mart ayının 11'i gibi havalimanını bizim tarifeli uçuşlara durdurduk. Kargo uçuşlarımız devam etti. Bir de kurtarma seferleri günde 20-30 uçakla devam etti. Biz 2019 yılını 68 milyon yolcuyla tamamlamıştık. 2020'nin ortası itibariyle de, Mart ayı itibariyle de tamamen bu uçuşlara duyup 2 ay boyunca hiç uçuş yaşamadık. Daha sonra Haziran ayı itibariyle yeniden uçuşlarımız başladı. Biz normalde 2019'un Haziran ayında 1300-1400 uçak günlük, 220-230 bin yolcu ağırlıyorduk havalimanımızda günlük olarak. Bu tabii pandemiyle beraber bu rakamlar 500-600 uçak günde 40-50 bin yolculara kadar düştü. İnanılmaz. Şu an gelinen noktada 840-850 uçak günde 120-130 bin, 140 bin yolcuyu ağırlar bir duruma kadar geldik. Avrupa'da lideriz, Türk Hava Yolları ile beraber. Yine Avrupa'da en çok uçulan havalimanı biziz. Fakat tabii eski günlerimizi biz de özlüyoruz. Genelde bir V dalgası bekliyoruz biz. Yani dibe kadar inip böyle hızlı bir çıkış bekliyoruz. Çünkü insanlar evlerinde artık böyle sabredemez bir duruma geldi. Herkes seyahat etmek istiyor. Biz ailecek o durumdayız yani şu anda. Bıraksanız Miami'den Alaska'ya kadar gitmek istiyoruz. Tabii kesinlikle. Uçulabilen her yere insanlar seyahat etmek istiyor. Aslında biz de o şeyin farkındayız. Yani o tarafta bir bu şu andaki 120 bin yolcunun %70'i international, %30'u domestik olarak gerçekleşiyor. Domestikteki doluluklarımız çok yüksek. Yani domestikte Türk Hava Yolları'nın yeni hedefler ve yeni noktalar koymasıyla beraber doluluklarımız %90'ın üzerinde. International'da doluluklarımız %70-80'ler civarında uçakların dolulukları. Ve transfer olarak yani bu hub tarafındaki Türk Hava Yolları'nın hub operasyonu hızla devam ediyor. Hedefimiz bu seneyi 2019'daki 68-69 milyon yolcunun %55-60'ı ile tamamlayabilmek. Hedefimiz o 2021'i. 2022'de de 2019'un rakamlarının yine %80'lerine 90'larına ulaşabilmek ve artık hani 2023 gibi ilk çeyreğinde tamamen eski günlere 2019 rakamlarına dönebilmek hedefindeyiz. Peki Ersin Bey, mesela bu pandemi olmadan önce 2020 hedefi neydi? Yani 220-230 binleri nerelere çıkarmaktı hedefimiz?
Şimdi bizim 2019'daki yolcu rakamımız 68 milyon, 2020'deki pandemi olmasaydı ki rakamımız 72 milyondu. Yani günlük yolcu sayısını 240 bin, 250 binlere çıkarmayı hayal ediyorduk. Hedefimiz oydu. Bütün modelimiz ona göreydi. Tabii hem finansal modelimizi hem operasyonel modellerimizi bu pandemiye göre yeniden revize etmek zorunda kaldık. Değil mi? Şu anda hedeflerimizi bırakın, gerçekleştiren rakamlarımıza ulaşmamız bize sevindirici bir sonuç olacak aslında. Aynen öyle. Özellikle bu sektörde turizm ve ulaşımdan bahsediyor olacak olursak. Peki ben sizi de şahsen de tanıştığımız ve iyi bir dostluk kurduğumuz için biliyorum. Hani gözlemci de bir insansınız. Evet. Havalimanı yolcusu yani sizin tüketicileriniz, İGA'nın tüketicilerindeki değişiklik neler oldu? Bir de bu değişiklikler sizce kalıcı mı? Neler kalıcı olacak bu pandemiden sonra? Bu tüketici davranışlarında biraz da onu öğrenebilir miyiz? Tabii. Yani bütün dünyada olduğu gibi tüketicide bir dijitale kayma var. Yani havalimanı yolcusunda da var. Özellikle artık transfer yapabilen, hap seçebilen yolcularımız biletlerini alırken daha konforlu, daha geniş, daha rahat edebilecekleri havalimanlarını seçmeye başlıyor. Yani işte bugün Çin'den ya da Uzak Doğu'dan Avrupa'ya ya da Amerika'ya gidecek yolcu 4-5 saat bekleyecekse rahat bekleme alanları olan bizim Nepson dediğimiz büyük launchları olan bunları rahat kullanabileceği alanları seçmeye çalışıyor ki biz de aslında yeni servislerimizi ona göre kurguladık. İşte Sleepod diye gelip burada küçük kabinlerde dinlenebilecekleri, uyuyabilecekleri uyuma kabinleri, uyku kabinleri devreye aldık. İşte duş var havalimanında artık. Launch'ımız indirimli. Günde 1400 kişi launch'ımızı kullanabiliyor. Çok geniş bir katılımla launch kullanımı var. Artık insanlar sıralarda bekleyip kalabalıkların içerisinde beklemektense böyle kendine daha private alanlarda geçirmeyi bu 3-4 saati yeğliyor. İnternet üzerinde çok büyük çalışmalar yaptık. Şu anda 2.4 GHz gigabit gibi bir internet bandwidth'i veriyoruz. Toplamda 16 gigabite kadar bir internetimiz var havalimanı içerisinde. İnanılmaz. 5G altyapımız hazır. Henüz açmıyoruz sertifikalardan ve sertifikasyondan dolayı devletimizin. Ama 5G altyapımızı da tamamen güçlendirdik ve hazır hale getirdik. Tabii havalimanında dijital olunca biz de o anlamda özellikle e-commerce tarafında büyük bir yatırımın içerisine girdik. East Buy isminde bir commercial platform üzerine şu anda çalışıyoruz. Yani yolcularımız gelmeden önce artık uçaklarımızda da internet var. Kendileri istedikleri ürünleri ayırabiliyorlar. Biz onları belli noktalarda onlara teslim etme ile ilgili bir proje yürütüyoruz şu anda. Bunu bir dijital cüzdanla da birleştiriyoruz. IGAPES bizim sadakat yönetimi full dijital bir uygulamamızdı. Yani her taraftan QR barkodla yararlanabildiğiniz Launchbuggy Fast Track, Meet & Greet hizmetlerini havalimanı içerisinde QR barkodla alabildiğiniz bir uygulamamızdı. Şimdi onun dijital cüzdanla entegrasyonunu sağlamaya çalışıyoruz ki o aynı zamanda bizim East Buy dediğimiz commercial platform üzerinden entegre de olabilecek. Aslında bu commercial platformu biz bir marketplace gibi düşünüyoruz. Marketplace'ten katkımız şimdi buradaki 400'ün üzerindeki mağazamız kendi ürünlerini, kendi kampanyalarını oradan duyurabilecekler. Sizinle ortak yürüttüğümüz şu anda IGA Mobil'le beraber yürüyen chatbot'u bu arada devreye aldık, akıllı chatbot'u. Bu da bizim için çok önemliydi. Şu an onu iki dille yapıyoruz ki onu beş dile doğru çevirmeye çalışıyoruz. Onu aynı zamanda eğitiyoruz. Eğitimleri de fena gitmiyor. Şu anda chatbot'umuzun verdiği cevaplara sesliyi de ekledik. Sesli İngilizce ve Türkçe tarafında iyice buradaki lehçeleri de tanıyabilen bir hale çevirdik ki orada arka tarafta 20'nin üzerinde lehçe var. Hem Türkçe'de hem İngilizce'de. Aslında biz bu pandemi sürecini, bu 1,5 yılı daha fazla dijital dönüşüme ve dijitalleşmeye ayırdık. Hedefimiz hani hem bu taraftaki B2B, B2C'yi biraz yeni bir kavram olan ve herkesin de üzerinde durduğu D2C'ye doğru götürmek. Yani direct to customer tarafına Süper. doğru götürebilmek. Yani müşteriyle hem chatbot üzerinden hem diğer bütün dijital kanallar üzerinden birebir iletişim kurabilmek, onu tanıyabilmek. Bir daha havalimanına geldiğinde ona lokasyon bazlı özellikli kampanyalar sunabilmek
Ve bunu bir de VR deneyimle şey yapabilmek, VR deneyimle birleştirebilmek. Orada da yine şu anda demo aşamasında bir VR deneyim sunmayı hedefliyoruz. Yani yolcumuz kamerayı açacak. Havalimanı içerisinde isterse navigasyon hizmetleri alabilecek, isterse mağazaların dinamik olarak aynı anda kampanyalarını görebilecek ve bunu işte sizinle o altyapısını kurduğumuz sesli yanıtla da cevaplayabilen bir sanal asistan kurguladık. O da iyi gidiyor. Onu da 2 ay, 3 ay içerisinde pandemiyle beraber devreye almaya hazırlanıyoruz. Yani biz aslında bu pandemi sürecini daha da dijitalleşmeye ayırdığımız bir şeye doğru, sürece doğru evirdik. Ben de hep onu söylüyorum. Mesela pandemiden önce 2,5 sene mi oldu sizle tanışalı? Bu Evet. vizyonlarınızı bize anlattığımızda biz inanamamıştık. Hatırlarsınız toplantıda ben çok şaşırmıştım. Çünkü biz bankalardan alışığız, telekomdan biraz daha alışığız ama genelde sizin gibi sektörlerde bu dijital dönüşüm vizyonunu koyan liderler çok az sizin gibi liderler. Genelde günlük operasyonun verimliliğine odaklanıyorlar. İşte giderlere odaklanıyorlar. Ama teknoloji yatırımı da zorunlu olmadıkça çok hızlandıklarını ben görmemiştim. Siz o zaman da pandemi olmasa da biz bunları yapacağız demiştiniz. Ama pandemi de inanılmaz hızlandı anladığım kadarıyla. Aynen. Özellikle sanal asistan kavramını biz daha bankalarla konuşmuyorken sizle konuşuyorduk hatırlarsınız. Ve siz bizim buradaki amacımız chatbot falan değil tamamen bir sanal asistan yapıp tüm Kesinlikle. yolcularımıza mükemmel hizmet sağlamak ve birçok dilde sağlamak. Dolayısıyla tüketici odaklı bir IT birimi oluşturmuşsunuz anladığım kadarıyla siz. Hani biraz onları da dinleyelim mi? Hani bu teknolojiyi göbeğe oturtmuşsunuz ve size gelen yolcunun sizden %100 müşteri memnuniyetiyle ayrılmasını hedefliyorsunuz. Hiç diğer şirketlerdeki IT departmanı gibi davranmıyorsunuz benim dışarıdan gördüğüm. Evet. Şimdi aslında benim iki tane şapkam var Serdar Bey. Ben IT şirketimizin icra kurulundayım ama aynı zamanda ben İGA grubunun ticaretten ve dijital hizmetlerden sorumlu genel müdür yardımcısıyım. Ya aslında biz ticaretle teknolojiyi bir araya getirmek hevesiyle çalışıyoruz. Ticareti konvansiyonel sistemlerle, yöntemlerle kurgulayalım ve devam edelim. Ama aynı zamanda bunun içerisine dijitalleşmeyi ve teknolojiyi de katalım diye uğraşıyoruz. Bizim İstanbul Havalimanı olarak en büyük hedefimiz aslında tepede, şapkada dünyanın en iyi havalimanı olmaya çalışıyoruz biz her konuda. Yani operasyonuyla, güvenliğiyle, IT'siyle, teknolojisiyle, ticaretiyle, her konuda sadakat yönetimiyle dünyanın en iyi havalimanı olma çatısı var. Bunun iki tane Şu anda bacağı. gördüğünüz kim Ersin Bey? Mesela dünyadaki bu yönde bunu başarabilmiş bir havalimanı var mı şu anda benchmark aldınız? Valla şöyle aslında bunu tabii benim bir havalimanını zikretmekten ziyade bunu derecelendiren bazı kuruluşlar var. Aslında biz de şu anda işte Skytrax'ten 5 yıldız alabilmiş globalde 3-4 hub'dan bir tanesiyiz. Hmm, Hangi süper. biz aldık filan gibi birkaç tane havalimanı var bunu yapabilen. Biz aslında yeni gelişmiş ve yeni yapılmış bir havalimanı olarak en son teknolojileri de kullandığımız için kendimizi biraz da şanslı görüp biz hakikaten dünyada en iyi olmak yolunda çabalıyoruz. Yani bunu dijitalleşmeyi aslında 2015 yılı itibariyle ilk teknoloji ekiplerinin havalimanına gelmesiyle de ispatlamış bir grup bu. Dataya çok önem veriyoruz ve kararlarımızı tamamen dataya yönelik alıyoruz. Yani herhangi bir data olmadan bizim yönetimimiz önüne alıp bir karar vermiyor. Bunu işte Digital Twin gibi bir projeyle de havalimanı içerisinde böyle çok şık oluşturduğumuz bir büyük veri anlamlandırdığımız bir dashboardla da şu anda uyguluyoruz. Data bizim için çok önemli ve bu data ile beraber bir agile yöntem sergilemeye çalışıyoruz havalimanı içerisinde. Hızlı karar veren, hızlı bir araya gelebilen organizasyonları böyle aynı anda benim bir projenin içerisinde yönelebildiğim gibi gibi üst yönetimin de işin içerisinde olduğu bir agile yönetim metodolojisine uygulamaya çalışıyoruz ki bizim hedefimiz dünyanın en iyi havalimanı olmak. Bu çatının iki tane aslında önemli bacağı var. Bir tanesi bunlardan bizim iş birlikteliklerini, iyi iş birliktelikleri kurmak. Bir de yeni inovatif servisler ve hizmetler sunabilmek. İş birlikleri tarafında hiç fena gitmiyoruz. Orada dünyanın en büyük duty free firması olan işte duty free ile çalışıyoruz. Onun altında TUM var, F&B tarafında, reklam tarafında Mediaport var. Uluslararası bir döviz tarafında GEX denen bir Global Exchange firmasıyla çalışıyoruz.
Onun altında APS var. Onun altında böyle otel tarafında yoğun otelle çalışıyoruz. Yani o tarafımız çok güçlü ve devam ediyor. Yani bu tarafta o iş birlikteliklerimizi her yıl arttırıyoruz, devam ediyoruz. Diğer tarafta servis tarafında, yeni servisler tarafında hep yeniliklerin peşindeyiz. İşte Kültür Bakanlığımızla beraber oluşturduğumuz yeni bir müzemiz var. Şimdi onu virtual'a çevirmeye çalışıyoruz, dijitale çevirmeye çalışıyoruz. Experience Center diye bir konsept koyduk ortaya. Havalimanı içerisinde bir Experience Center oluşturmaya çalışıyoruz ki sene sonunda onu da bitireceğiz. İşte Business Corner diye bir projemiz var. Havalimanında insanlar gelsinler, belli alanlarda, silent alanlarda çalışmalarını yapabilsinler, internet de orada olsun. İşte printer havuzu da olsun, kendilerine rahat çalışabilsinler gibi gibi. İşte duş hizmetini açtık, sleepbot hizmetini açtık gibi gibi yeni yeni hizmetlerle bunları yapmaya çalışıyoruz. Bunları yaparken hep sonunda ve hep altında, bunların temelinde teknoloji var. Teknolojik olarak büyük bir altyapı var ve teknolojiyi her yerde kullanabilme var. Ki bunların bir üstünde müşteri deneyimi var. Ki müşteri deneyimi bizim olmazsa olmazımız. Kendimizi işte Ipsos'un yaptığı anketlerle devamlı besliyoruz. Havalimanı içerisinde gizli müşteri dediğimiz bir müşteri kavramımız var. O bizim otoparktan tutun uçağa binene kadar ki bütün hizmet verdiğimiz noktalarda kendi kendimizi denetlediğimiz bir yöntemimiz var. Orada gizli müşteriyle kendimizi denetliyoruz. Ayrıca işte Boğaziçi Üniversitesi ve Kırk Üniversitesi ile beraber yaptığımız bir Z jenerasyonu kampı var. Acaba bu Z jenerasyonu ne ister? Hangi teknoloji uygulamaları havalimanında görmek ister diye araştırdık. Ve şimdi bir Z launch yapıyoruz. Yani dünyada belki ilk defa olacak. Sadece Z jenerasyonunun kullanabileceği bir launch hizmeti olacak. Onun İnanılmaz. İlk defa duydum. Oyun konsolları, kendilerini rahat hissedebilecekleri bölümler gibi gibi böyle hakikaten büyük, böyle 450 metrekare bir Z jenerasyonu launch'ı yapıyoruz. O da kritik ve önemli. Bütün bunların altında ama hepsinin kökeninde bir teknolojik altyapı var. Biz ona güveniyoruz. O teknolojik geliştirdiğimiz altyapının üzerine bunları böyle puzzle gibi geliştirmeye çalışıyoruz. Ve geri beslemelerle de iyileştirmeler sağlıyorsunuz anladığım kadarıyla bütün süreçlerinizde. Ayda 500 lira 1000 kadar Ipsos'la beraber yaptığımız yüzde anketler var. Bu yüzde anketlerde müşteri memnuniyetini algılamaya çalışıyoruz ki bu 99'larda 95'lere düşünce üst yönetim dahil hepimiz neden 95'e düştü diye yeniden geri dönüp kendimize sorular soruyoruz. Kendi içimizde yaptığımız anketler ve değerlendirmeler var ve bunu işte operasyonel güvenlik, IT, teknik birimlerimizin hepsinin olduğu toplantılarda değerlendirip kendi kendimizi devamlı değerlendirdiğimiz bir ekibimiz de var. Süper. Peki ben bir de şeyi sormak isterim Ersin Bey. Şu anda 2022 yılına yaklaşıyoruz. Yani 2021'i yarıladık. İşte aşılar dünya genelinde yaygınlaşıyor. Sanıyorum Eylül'den sonra daha rahat bir dünyaya adım atarız. Maskeleri tüm atar mıyız bilmiyorum ama en azından daha özgürce seyahat edebileceğimiz, bizlerin de iş adamları olarak birçok yere gideceğimiz. 2022'ye yönelik planlar neler? Şu anda nasıl bir 2022 bekliyorsunuz? 2021'i böyle aşıları, herkesin aşılanmış olduğunu varsayarsak. Aslında şöyle, tabii biz 2022'nin en kritik aslında iki tane kelimesinden birini siz söylediniz. Bir, aşı kartı. Biz o konu bizim için çok kritik ve önemli. Bu HES kodu tarafında Sağlık Bakanlığı, Turizm Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ile entegre çok hızlı bir süreç geçirdik ve aslında HES kodunu biz işte bu havalimanının personelin boyundaki o kartla entegre edip eğer personelin veya ailesi veya çevresinde bir pandemiyle ilgili, COVID ile ilgili bir sıkıntı varsa onu otomatik olarak kartı kapıyı açmayacak şekilde arka tarafta bir entegrasyonla sağlamış olduk havalimanı olarak. Ayrıca girişte bütün yolcularımızın da HES kodlarını sorguluyoruz. Şimdi önümüzdeki hedef globalde bunu nasıl yapacağız ve bunu nasıl havalimanımıza entegre edeceğiz konusunu her konuda sorguluyoruz. İşte IATA'nın, ICAO'nun, ACI'nin, uluslararası havalimanı veya da hava yolu birliklerinin kendi geliştirdikleri projeler var. Şu anda IATA'nın geliştirdiği bir Travel Pass denen bir dijital mobil uygulama var. Bu uygulamayla siz X havalimanında PCR yaptırdığınızda Y havalimanına geldiğinizde o dijital cüzdanınızı gösterip kendiniz bu havalimanının için bu iki havaliman arasında seyahat edebiliyorsunuz. Şimdi bunun yöntemleri var. İşte PCR'ın da yöntemleri var, metotları var, standartları var. Biz Türkiye olarak
PCR'ın hem Avrupa'da hem Amerika'daki bütün standartlarına uygun test kitleriyle PCR testi yapabilen bir ülkeyiz. Şu anda PCR testi, işte 2,5-3 saat içerisinde çıkan o test, dünyanın her yerinde aynı standartlarla yapılabilen bir test ve bu her yerde geçerli bir hale dönüşmüş durumda. Bunun nasıl dijitalleştirileceği ile ilgili hem hava yolları hem havalimanları gruplar halinde, 30'arlı 40'arlı gruplar halinde tartışıyor. Biz de o grupların hepsine kendimizi adapte etmeye çalışıyoruz ki bu işte dijital pasaport denen, yani bu sağlık pasaportu denen aşı pasaportunu bir parçası olarak İstanbul Havalimanı'nı konumlandırmaya çalışıyoruz. Bu en önemli projelerimizden bir tanesi. Bu devam edecek. 2021'in ortasından sonra hızlanacak. Belki 2022'de artık bir standart haline gelecek. Bir dijital pasaport. Bir diğeri de biz biyometrik, yani temassız seyahate çok önem veriyoruz. Yani bizim yolcularımız havalimanına pasaporttan itibaren girsin. Hatta otoparktan itibaren girsin. Hiç temas etmeden. QR barkodlarını okutarak arabalarını park etsinler. Çekinlerden yine kendi yüz verilerini kullanarak oluşturacakları bir veri setiyle, işte token diyoruz ona. Yani gelsin yolcu havalimanına, kendi mobil uygulamasını açsın, bir fotoğraf çeksin, boarding pass'ini ve pasaportunu da ona ekleyip bir token oluştursun, bir veri seti oluştursun. Bu veri setiyle beraber check-in'de hiç kimseyi görmeden, sıraya da girmeden bu veri setiyle beraber pasaporta gelsin, pasaporttan da bu veri setiyle geçsin, uçağına da yine hiç kimse görmeden, bu tamamen bizim aldığımız, arka tarafta GDPR ve KVKK'ya uygun hale getirdiğimiz, anlamsız hale getirdiğimiz bu veriyi uçağa kadar binsin, bu veriyle beraber temassız bir seyahat gerçekleştirsin. Bunu hem gidişte, hem gelişte, hem de transferde kullanabilsin. Şu anda biz Türk Hava Yolları, Katar ve Emirates ile beraber 3 tane hava yolumuz var. Demolara başladık bu projeyle ilgili, bu uygulamayla ilgili. Biz bunu yaygınlaştırmak istiyoruz. Bu bizim için çok kritik ve önemli. Havalimanında temassız yolculuk hem havalimanı içerisinde bizim de proseslerimizi hızlandıracak, hem de yolcumuza havalimanı içerisinde güvenli bir seyahatin anahtarını, yani önünü açmış olacak. Biz bu konuda çok ciddi bir yatırım yapmayı hedefliyoruz 2021 yılı içerisinde. Şu anda o konuyla ilgili 3-4 tane firmayla görüşüyoruz. Arka tarafta API entegrasyonları devam ediyor. Ve demolar havayolu sistemleriyle entegre bir şekilde devam ediyor ki en önemlisi regülasyon. İşte orada hem KVKK'yla hem de GDPR'la ciddi bir şekilde şu anda Emniyet Müdürlüğü, İçişleri Bakanlığı, İstanbul Havalimanı, Mülki İdare Amirliği bir protokol, yani verinin kime ait olduğu, kim bu veriyi hangi alanda kullanabilir, ne kadar kullanabilir, ne kadar saklayabilir, ne zaman silmelidir, hangi koşullarda saklamalıdır gibi bir protokol imzalıyoruz. Bu protokolden sonra da aslında bu havalimanında önümüzdeki 6 ay içerisinde 2022'ye sarkacak bir proje. Bu temassız yolculuğu belli hava yollarımızla, ki daha sonra bu hava yollarının sayısını her yıl arttırarak tamamen gerçekleştirmek istiyoruz. Bizim en kritik ve önemli projelerimizden bir tanesi bu. Biraz önce bahsettiğim ticaretle aitin iç içe geçtiği işte chatbot, yapay zeka ile belirlenmiş sepetlerde en uygun verilerin getirebildiği bir commercial e-buy cüzdan, dijital cüzdan. Bu cüzdanla beraber İstanbul Havalimanı mobil uygulamasının entegre olduğu bir ticaret framework'ü de 2022 yılında bizim önümüzde olacak. Süper. Bu tabii yolcuların da inanılmaz rahatlatacaktır teknolojiyle beraber temassız seyahat. Çünkü önümüzdeki dönemlerde yolcuların en çok dikkat edeceği şey teknolojiyi çok hızlı ve verimli bir şekilde kullanıp seyahatini temassız olarak gerçekleştirmek olacak. Peki doğru. Burada diğer havalimanları da peşi sıra gelecektir diye düşünüyorum, yani entegre bir şekilde. Muhtemelen benim uçacağım havalimanının connection'da aynı şeyi bekliyor olacağım. Bu peş peşe bir silsile şeklinde devam edecektir diye düşündüm ben kişisel olarak. Öyle Serdar Bey. Yani biyometri tarafında şu anda full biyometriyi kullanabilen ve uygulayan birkaç tane havalimanı var. İşte Changi bunlardan bir tanesi. Atina mesela kullanıyor ve uyguluyor. Fraport da var. Münih şu anda demo yapıyor. Biz de o demonun içerisindeyiz Sky Group ile beraber. Biyometri ve temassız biyometriyle seyahat ve temassız seyahat
Bütün havalimanlarının şu anda birinci öncelikli gündem maddesi. Bir de tabii bunu ticaretle entegre edebilmek, bunu işte biraz önce bahsettiğim bir commerce platformuna, bir Getir diye platformumuz var. Yani siz havalimanında herhangi bir yerde bir salata ya da bir içecek isteyeceksiniz ama gate'de olacaksınız. Biz size onu skuterlarla getireceğiz. Böyle bir proje. Süpermiş. Sıvan'la da entegre ediyoruz. Bizim Getir'le bir işbirliği değil ama değil mi? Kendiniz yapıyorsunuz. Kendi Uçur denen projemiz bu. Biz onu yapıyoruz. Bu Uçur konseptiyle beraber aslında işte cüzdan, mobil uygulama üzerinden satın alabilme, onu kullanabilme, cüzdanla biriktirdiğiniz paraları harcayabilme gibi bir konsept. Bunu da tabii bir de VR'la entegre edip kameranızı açıp böyle bizim o asistanın size sessiz sipariş verdiğiniz. Sessiz sipariş verdiğiniz, size destek verdiği, bakın şu mağazada böyle bir kampanya var, ister misiniz gibi sizi yönlendirdiği arka tarafta yapay zekayla bir yapıya doğru götürmek istiyoruz ki 2022'deki en büyük projemiz bu olacak. Biz de bu projede olmaktan gurur duyuyoruz gerçekten. Hani sizlerle bizim ekipler de çok güzel çalıştı. Evet. Ve bence birçok dünyada da ilki bu projeyle beraber biz yapacağız diye düşünüyorum. Hani şu anda bizim takip ettiğimiz diğer rakipler olsun, havalimanları olsun böyle bir uygulama yok diyebiliyoruz. Doğru. İnşallah yani aslında, bu şekilde de başarırız. Ben size o ilk konsepti anlattığımda hakikaten o günden bugüne çok böyle bir şey ilerlemedi ama biz ilerlemiş olduk. Evet. Yani Sestek'le beraber aslında şu anda birçok zor kısmını atlattık. Yani hem yapay zekanın arka tarafta yazılı olarak chatbot üzerinden cevap vermesi, sesli olarak İngilizce ve Türkçe lehçelerle beraber devam ediyor olması. VR'la karakterimiz oluştu. Şu anda o karakter sizin arka taraftaki o ses algoritmalarıyla ve yazı algoritmalarıyla entegre oluyor gibi. Çok yakında hakikaten dünyada hiçbir havalimanında olmayan, belki çok büyük AVM'lerde ya da shopping mall'larda da olmayan bir yeni bir sistemi tüketicinin önüne getirmiş olacağız. Değişik bir müşteri deneyimi sağlamış olacağız. Bunun belki de lansmanını beraber yaptıktan sonra diğer o globaldeki havalimanları da bizi takip edecek. Genelde evet. Şimdiye kadar. İnşallah. Evet. Biz de çok heyecanlıyız. İnşallah 2022'de bunları hayatımıza sokup belki de ikinci görüşmemizi böyle bir VR gözüyle beraber havalimanından yaparız diye umut ediyorum. Doğru. Çok teşekkür ederiz Ersin Bey. Çok güzel bilgiler verdiniz. Özellikle bu sektörü merak eden bizim hem iş ortaklarımız olsun, müşterilerimiz olsun heyecanla herkes uçmayı bekliyor. Herkes bu sektördeki gelişmeleri bekliyor. Oldukça da önemli bilgiler verdiniz. Rakamsal konulara değindiniz. Başka eklemek istediğiniz bir şey var mı bu gündemle ilgili, teknolojiyle ilgili? Benim atladığım. Yani çok teşekkür ederim. Bu özellikle teknolojiyle ticareti bir araya getirebilmek ve o anlamda bir şeyler yapıp müşteri memnuniyetini arttırıp harcayan müşterinin, memnun olan müşteri daha çok harcıyor. Biz onu görüyoruz. Çünkü bizim şu anda fokus olduğumuz en önemli konu yolcu başı harcamalar. Hem bu şey tarafında, duty free tarafında, hem de F&B tarafında, kafeler, mağazalar, restoranlar tarafında yolcu harcama istatistiklerini çok yakından takip ediyoruz. Pandemiyle bu azalan yolcu sayısına rağmen yolcu harcamalarının arttığını da görüyoruz. Biz bunu dijitalleşme ile destekleme hedefindeyiz. Yani yolcularımız sağladığımız 5G ve Bluetooth'la beraber Wi-Fi altyapısını kullansın. Burada onlara biz bir sanal asistan üzerinden detaylı anlatımlar yapalım. AR teknolojisini kullanarak onlara navigate ederek en yakın mağazaları ve kampanyalarla onlara yollar gösterelim. İşte Beacon altyapısı ve Bluetooth altyapısıyla beraber onlara mağazaların önden geçerken dinamik olarak o mağazalarla ilgili kampanyalar sunalım. İşte DMP, DSP, CDP altyapılarıyla beraber mağazaların önden geçerken onlara reklam ve promosyonları sunalım. Bunları sosyal medya ile de birleştirelim. Buradaki en kritik konu işte bu altyapıyı yaparken sizin ve bizim altyapılarımızı bir araya getirdik. Sizin o arka taraftaki yapay zeka ve özellikle ses ve bu yazılı taraftaki algoritmalarınız, öğrenen algoritmalarınızı kullanarak aslında burada yaptığımız şey bütün havalimanlarında çalışabilen, çünkü yolcunun bütün havalimanlarındaki aslında pain pointleri aynı. Doğru. Aynı soruları, benzer şeylere ulaşmaya çalışıyorlar.
Bunları da sağlayabilmeyi hedefliyoruz. İnşallah beraber başarılı oluruz. Buradan büyük, önemli bir case study çıkar. Bu İnşallah. havalimanı dünyanın en iyi havalimanı olma hedefinde, stratejisi, tek stratejisi bu. Bunu yaparken de beraber buna bir önemli bir tuğla koymuş olalım diye hedefliyoruz, inanıyoruz. Siz dünyanın en iyi havalimanı olmak için yola çıktınız. Biz de dünya markası olmak için yola çıktık. Şu anda 12 farklı ülkede gururla ses teknolojilerini konumluyoruz. Çok büyük referanslarla. İnşallah sizle yapacağımız case study ile de dünyadaki diğer havalimanlarına aynı teknolojiyi götürmek bizim de en büyük arzumuz. Bayrağımızı da o havalimanlarında gururla dalgalandırırız. İnşallah. Biz her zaman size her türlü desteği vermeye hazırız. Biz de ayrıca özellikle bize hakikaten özverili çalışmalarınızdan dolayı ayrıca teşekkür ederiz. Biz Ekipler çok teşekkür ederiz. organize oldular. Evet. İyi bir çalışma çıkardılar. Ben de hem teknik detaylarına hem bu dizayna ve bu özellikle sizin geliştirdiğiniz o işte wireframe'lerin hepsine, süreç çalışmalarına da detaylı baktım. Biz de ayrıca hakikaten bu konuda bize verdiğiniz destek için teşekkür ederiz. Biz teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Değerli vaktiniz için de. Ben de teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere. Kolay Görüşmek gelsin. üzere.